Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ESED'e Türkiye ile ilgili 3 şart. Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet, olası Türkiye-Suriye yakınlaşması ve Erdoğan-Esad görüşmesini Esad rejimiyle siyasi ilişki kurmanın zemini var mı başlıklı köşe yazısında değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyden önce 9 milyon Suriyeli'yi katliamlardan koruyarak gelecek nesillere büyük bir hikaye bıraktığını belirten Acet, üst düzey bir Türk yetkiliden işittiği "Rusya ve İran, Türkiye'nin Suriye'de kazanımlar elde etmesini istemiyor" cümlesini köşesine taşıdı. Bu ifadenin ne anlama geldiğini açan Haber 7 yazarı, görünür alandaki fotoğrafa baktığımızda Esed rejimiyle siyasi ilişki tesis edilmesi, Erdoğan'ın Esed'le görüşmesi Türkiye'ye ne sağlayacak sorusunun ikna edici bir cevabı bulunmuyor diyerek, Esed rejiminin inandırıcı olması için atması gereken 3 adımı belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, evvelsi gün katıldığı Haber Global yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad'ın Şangay toplantısında yapılacak üçlü zirvede bir araya geleceği iddiasını yalanladı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad Şangay'daki zirvede görüşecek mi sorusuna, "Böyle bir şey yok, Esad oraya davetli değil" şeklinde cevap verdi. Esad rejimiyle siyasi ilişki olur mu olmaz mı meselesine, "Birazdan geleceğim ama önce bazı doğruları yerli yerine koyalım." Beşar Esad derken, mezhepçi yönetimini ayakta tutmak için kendi halkını katleden, kendi şehirlerini bombalayıp taş devrine çeviren, ülkede yaşayan 20 milyon kişinin 12 milyonunu mecburi göçe zorlayan eli kanlı bir despottan söz ediyoruz. Bir başka deyişle çağımızın eline en fazla kan bulaşmış diktatörü. Bu yalın gerçeği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beşar Esad'le ne zaman el sıkışacak diye bekleyen güruha sık sık hatırlatmak lazım. Zira onların gözünde o kadar katliam yapan Esad değil de onun elini bu nedenle sıkmaktan imtina eden Erdoğan haksız durumda. Yine onların gözünde Erdoğan, Esed'in elini sıkınca kendi hatasından dönmüş olacak, pes etmiş olacak. Yemin billah edip bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğini ilan etmiş olacak. Erdoğan nefreti böylesi bir acımasız noktaya kadar getirmiş durumda o güruhu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.